Ortalama değer teoremi. İngilizcesi mean value teoremi. Öncelikle ortalama değer teoreminin ne olduğunun kuralını işleyip ardından da bir iki örnek üzerinde incelemesini yapacağız. Kalkülüs 1 derslerindeki önemli teoremlerimizden birisidir. Teoremin kendisinin ne olduğuyla başlayalım. Bir fx fonksiyonu AB aralığında sürekli olsun. AB kapalı aralığında. Aralığında sürekli olsun. Şimdi bunun bize sağladığı şey ne? Bir grafik çizecek olursak. Burası A olsun, burası B olsun. A'nın değeri mesela şöyle bir şeyle eşleşsin. Sallıyoruz bunları. B'nin değeri de şöyle bir şeyle eşleşsin mesela. A'nınki daha yukarıda, B'ninki daha aşağıda olabilir. Sadece böyle olsun mesela diyorum. AB aralığında bu fx fonksiyonu sürekli ise buradan buraya kalemi kaldırmadan çizim yapmak zorundayım. Böyle çizmiş olabilirim. Veya şu kalemin rengini değiştirip bir başka çizim yapalım. Böyle de gitmiş olabilirim buradan buraya. Sürekli olduğum için. Veya şöyle de gitmiş olabiliriz. Yani bir fonksiyon AB aralığında sürekli dediğimizde o AB aralığında kalemi kaldırmadan çizim yapabilmişiz anlamına gelmektedir o. Neyse, bu bilgiyi uzatmayalım. Fx fonksiyonu AB aralığında sürekli olsun. Bu eğer ki gerçekleşiyorsa fonksiyonun ortalama değeri şudur. Ortalama değer. Her fonksiyon için ortalama değer şu formülle hesaplanabilir. Fb eksi fa fonksiyonun y'deki değişimleri. Burası fa'dır. Burası fb'dir. Fb eksi fa bölü x'teki değişimleri b eksi a fonksiyonun ortalama değeridir. Mutlaka ki bu ortalama değer bu fonksiyonun türevi bu ortalama değere eşitlendiğinde f(b) eksi fa bölü b eksi a'ya eşitlendiğinde ortalama değeri sağlayan mutlaka bir c değeri vardır türeve konulduğunda bu aralık içinde olsun. Ortalama değer teoreminin söylediği şey budur. C eleman AB aralığı olsun. En az bir tane vardır. Birden de fazla olabilir. Ortalama değere eşit olan türev değerini sağlayan C mutlaka bu aralık içinde vardır. Ortalama değer teoremi bize bunu söyler. Teoremin özü şuradaki gördüğümüz ikili ifadedir. Tabii yukarıdaki şart da olmazsa olmaz şartımız. Bir sınavda bize ortalama teoremi tanımını yazın derlerse, fx fonksiyonu AB aralığında sürekli olsun diyeceğiz. F'in türevi C, bu fx fonksiyonunun türevi C, bu C değeri A ile B arasında olacak. Fb eksi fa bölü B eksi a'ya eşit olacak. Yani fonksiyonun ortalama değeri. Şimdi bu görsel olarak bize bu ne anlatır? Onu inceleyelim. Ardından ise örnek sorumuza geçeceğiz. Şöyle burası A, burası B olsun. Burası da FA olsun. Burası da FB olsun. Fonksiyon bu aralıkta sürekli olduğu için rastgele bir fonksiyon çiziyorum. Şöyle bir fonksiyon çiziyorum.
Şimdi bu aralıkta ortalama değer hesaplamak demek. Fb eksi fa değeri şuradaki şu doğrunun dümdüz çizilen doğrunun eğimini verir. Bu doğrunun eğimi bize fb eksi fa bölü b eksi a'yı verir. Fonksiyon burada farkındaysak mutlaka bunun türevinde bir c değeri vardır ki şöyle mesela en az bir c değeri. Buradan çizilen teğet doğru bu doğruya paralel olsun. Paralel doğruların eğimleri eşittir. Teğet doğruların eğimleri de fonksiyonun türevinde o noktayı koyduğumuzda çıkan değere eşittir. Bunun eğimi de f'in türevi c. Mutlaka buradaki bu doğruya paralel bir teğet doğru çizilebiliyor. Bu aralık içinde kalan bir değerde. Bu nedenle f'in türevi c eşittir fb eksi fa bölü b eksi a eşitliği her zaman sağlanabiliyor. Tekrar ediyorum burayı. Fb eksi fa bölü b eksi a bu doğrunun eğimini veriyor bize. Bu doğruyu böyle paralel olarak hareket ettirdiğimizde mutlaka bu fonksiyona teğet eden bir doğruya ileride dönüşebiliyor. Yani bunun eğimiyle aynı eğime sahip bir teğet çizebilmekteyiz bu fonksiyonu. Mesela şöyle bir dalgalanma olsaydı, şuradaki gibi 3 dalgalanma olsaydı, burada şu tam ortadan çizdiğim kırmızı çizgi fb eksi fa bölü b eksi a'yı göstermektedir. Eğer gerçek fonksiyonumuz bu olsaydı, buna 3 tane noktada 3 tane c değeri vardı. Bu aralık içine düşer. Ortalama değer teoremi en az bir tane c olduğunu söyler. Eğer fonksiyon böyle arada 3 kez dalgalanıyorsa, bunun eğimi buna, bunun eğimi buna, bunun eğimi buna eşit olur. Yani 3 tane c değeri çıkar. Biz kaç tane c değeri çıktığında neyi anlayacağız bu a ile b aralığında? Bu fonksiyonun kaç kez dalgalanma yaptığını anlayacağız. İnanılmaz derecede önemli bir bilgidir grafik çizimi açısından. İki tane değerde ortalama değeri bulduk. Bu fonksiyonun bu aralıktaki türevini bu ortalama değere hesapladığımızda, eşitlediğimizde kaç tane c değeri bulursak bu fonksiyon o kadar fazla dalgalanma yapmış demektir içeride. Çok önemli bir bilgidir. Şimdi uygulamaya geçelim. Tabii bunların hepsinin gerçekleşebilmesi fonksiyonun sürekli olmasına bağlı. Fx x kare artı 5 fonksiyonu olsun. Fonksiyonunun bir 5 aralığında ortalama değer teoremini sağlayan değerlerini bulun. Şimdi böyle bir soruyu değerlerini bulunuz diye sorar. Çünkü kaç tane çıkacağını bilemiyor. Soruyu soruluşunda belki bir tane çıkacak. Fonksiyon sürekliyse bir tane çıkması kesin zaten. Şimdi fx x kare artı 5 fonksiyon 1 5 aralığında ortalama değer teoremini yani mean value teoremi sağlayan değerlerini bulunuz. Şimdi
Burada birinci adım bu fonksiyonun sürekli olduğunu söylemek zorundayız. Bunu söylemeden yaptığımız işlemlerde sıkıntı çıkar. Fx fonksiyonu bu aralıkta bunu hiçbir tanımsız yapan değer olmadığı için fx fonksiyonu 1-5 aralığında süreklidir. Hoca görmüyor mu bunu gibi bir laf yapmak yerine, söylemek yerine bunu yazmak zorundayız. Çünkü ortalama değer teoreminin kullanılabilme şartı bu fonksiyonun bu aralıkta sürekli olması gerekiyor. Onu da şöyle kontrol ediyoruz. Bunu tanımsız yapan herhangi bir x değeri var mı? Yok, demek ki bu aralıkta sürekli. Bu aralıktan bir şey bunu tanımsız yapsaydı bu aralıkta sürekli olamazdı. İkinci adım ortalama değeri hesaplayacağız. Ortalama değer f5 eksi f1 bölü 5 eksi 1. F5 götürüp koyarsak buraya 25, 5 daha 30. F1 götürüp koyarsak buraya 6 bölü aşağısı 5 eksi 1'den 4. 24 bölü 4'ten 6. Ortalama değer bu. F'in türevi C'yi 6'ya eşitleyeceğiz. Mutlaka bir C değeri bu aralık içinde bunu sağlayacak. Çünkü bu aralıkta bu fonksiyon sürekli. Bunun türevini alıyoruz. F türev x eşittir 2x olur. C'yi götürüp bunda koyarsak 2C eşittir 6'dan C eşittir 3 olur. Bu 3 değerinin de çok açık bir şekilde 1 ile 5 aralığının içinde kaldığını anladık. Şimdi buradan bir tane sağlayan C değeri çıkması bize ne anlatıyor? Bu fonksiyon 1 ile 5 aralığında tek bir dalgalanma yapıyor. Ya şöyledir, ya şöyledir ama tek bir dalgalanma yapıyor. Yani şöyle bir dalgalanma hareketi yapamaz. Çünkü dalgalanma hareketinin kaç tane olduğu, kaç tane C çıkacağıyla belirleniyor. Bir örnek daha yapıp bu videomuzu noktalayalım. Ortalama değer teoremi çok basit bir işlemsel sürece sahip, farkında olmamız gereken şey bu. Çok derin ve önemli fikirleri var. Ama çok basit bir işlemsel süreci var. Fx eşittir x küp artı 2x eksi 5 fonksiyonunun eksi 1 1 aralığında ortalama değer teoremini sağlayan noktalarını bulun. Şimdi birinci adım bu fonksiyonun bu aralıkta sürekli olduğunu söylememiz. Bu fonksiyonu tanımsız yapan herhangi bir değer var mı? Yok. Bu nedenle fx fonksiyonu x küp artı 2x eksi 5 eksi 1 1 aralığında süreklidir. Bu aralıkta sürekli olması bunun ortalama değer teoremini sağlayacağının garantisidir artık. İkinci adım buradan biri fonksiyona koyduğumuzda, yani ortalama değeri hesapladığımızda, ortalama değer f1 eksi f eksi 1 bölü 1 eksi eksi 1 f1 1 koyarsak buraya 1 2 3 eksi 5'ten eksi 2 çıkar. Eksi eksi 1'i koyarsak eksi 1 eksi 2 eksi 3 etti. Eksi 5 de burada var. Eksi 8 bölü aşağısı kaç ediyor? 2
Yukarısı artı 8'den 6 bölü 2'den 3. Ortalama değerimiz 3. Şimdi f'in türevi c'yi bu ortalama değere eşitleyeceğiz. Bu c bu aralığın içine mutlaka düşmek zorunda. Çünkü bu aralıkta f(x) fonksiyonu sürekli. F türevi x'i alıyorum. 3x kare artı 2. Şimdi burada 3'ü yerine koyuyoruz. Şey, 3'ü diyorum. C'yi yerine koyuyoruz. 3c kare artı 2 eşittir. 3 diyoruz. 2'yi diğer tarafa atarsak c kare eşittir. 1 kalır 1 bölü 3. C kare 1 bölü 3 ise c 1 bölü kök 3 veya eksi 1 bölü kök 3. Bu değerlerin bu aralığın içinde olduğu çok açıktır. Çünkü faydaları daha büyük olduğu için 1 ve eksi 1 değerlerinden daha küçüktürler. Buradaki 1 bölü kök 3 ve eksi 1 bölü kök 3 elemanıdır. Eksi 1 ile 1 aralığının. Ve yani burada iki tane c değeri bulmamız bu fonksiyonun eksi 1 ile 1 aralığında iki dalgalanma yaptığını gösteriyor. Mesela şöyle bir hareket yaptıysa bir daha şöyle bir hareket yapıp buraya ulaşmış. Yani iki tane dalgalanması var. Sıfırdan başlaması, onu ben salladım, orası önemli değil. İki dalgalanma hareketinin olduğunu anladık buradan iki tane c değeri çıkmasından. Ortalama değer teoremi videomuzu burada noktalıyoruz. Temel fikirlerinin anlaşıldığını düşünüyorum.